Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 8. sınıf matematik dersinde üçgenler konusunun son videosunu yapacağız arkadaşlar. Neyi anlatacağız? Arkadaşlar, açılar ve kenar ilişkisini, bu bir. İkinci olarak da üçgen çizilebilme kuralları. Neleri bilirsek üçgenleri çizebiliriz. Bunları öğreneceğiz diyorum ve buyurun dersimize geçelim. Evet, bir üçgende açı kenar ilişkisi arkadaşlar. Çok basit bir kuralı var. Bir üçgen içerisinde hangi açı, mesela A açısı küçük A bunun kenarı, B açısı küçük B bunun kenarı, C açısı küçük C bunun kenarı, hangi açı daha büyükse, ama sadece bu üçgen için geçerli. Bu üçgenden alıp mesela bunun açısı daha büyük, bunun açısı daha küçük, bu bundan daha büyüktür, ikinci bir üçgene geçemeyiz. O üçgen içerisinde yorum yapabiliriz arkadaşlar. Hangi açı daha büyükse o kenar daha büyük olacaktır. Mesela A büyüktür, B büyüktür, C demiş. O zaman A kenarı B'den ve C'den daha büyüktür. Şimdi bunu arkadaşlar uygularken şunları da göstereceğiz. Şunları da göstereceğiz. Mesela biz açı kenarlarda mesela iki kenarı biliyorduk. Üçüncü kenarı gösteriyor bize. Şunun gibi mesela. Şöyle diyelim. Şurası 4, burası 6, burası X diyelim. Tamam mı arkadaşlar? Bu A, bu B, bu C. Bize dedi ki arkadaşlar, A kenarı, A açısı, M A açısı büyüktür, M B açısından dedi. X'in alabileceği değerleri şimdi sordu. Normalde X, bunların farkıyla toplamlar arasında ya, 2 ile 10 arasında oluyor ya. Şimdi şu ikinci bilgi de bize tekrar bir sınırlama getirecek. A açısı büyüktür B açısından. B kimi görüyor? 6'yı. O zaman A bundan büyük olacak. Yani X büyüktür 6'dan olacak. Son düzeltmemiz nedir? X o zaman 2 mi 6 mı? 6'dan daha büyük, 10'dan daha küçük gibi kenarlara yeni sınırlandırmalar getirecek. Buralara dikkat. Bu bir. 2. Bir üçgende arkadaşlar eğer 90 derece ya da geniş bir açı varsa, 90'dan daha büyük, 91 derece bile varsa, ki 90 buna yetiyor, bu en uzun kenarı görecektir arkadaşlar. Çünkü düşünün, bir kenar 90, diğer kenarda 90 olabilme şansı var mı? Yok. En fazla 89'a kadar gelebilir. 1.89-90 olur. Yine en büyük kenarı 90 derece görecektir. Devam ediyorum. Şöyle bir bilgi daha gelecek arkadaşlar. Mesela şöyle bir üçgen çizdi bize. Bu doğrusal olsun, tamam mı? Şunlar ikizkenar olsun. Şu dışarıdaki uzunluk arkadaşlar her zaman şu üçgen için en uzun kenarı görecektir. Neden? İkizkenarda iç açılar bununla bu. Bir ikizkenarın iç açısı arkadaşlar 90 dereceye varamaz. Her zaman dar açıdır. Tamam hocam, bunlar dar açı. Bu dar açıysa sırtındaki bütünleyeni geniş açı olacak. Geniş açıysa kendi içerisindeki üçgendeki en büyük kenarı görecektir gibi özel bilgilerimiz var arkadaşlar. Gelelim bakalım. Burada en uzun kenar hangisidir demiş. Açıları yerleştirelim. 65, 60 buraya ne kaldı? 55. 70, 30 daha ne oldu? 100 buraya ne kaldı? 80. Şimdi soldaki üçgene bakıyorum. 55 var. 60 var, 65 var. Şu gördüğü BC kenarı soldaki için en uzun kenar. Peki sağdakine de bakalım. Sağdakinde de buraya 30 derece görüyor. Buradaki üçgenin en küçük kenarı bu. Yani solun en büyüğü, sağın en küçüğü oluyor. O zaman en büyüğü ben bu tarafta aramam lazım. En büyük, bakın, ok burayı gösterdi. Buraya bakıyorum. Burada da ok 80'in karşısını BD kenarında gösterdi. O zaman bu üçgenin en büyük kenarı arkadaşlar BD kenarıdır diyebiliriz. Tamam mı arkadaşlar? Devam ediyorum bunların sorularına. Birinci soru. Ekranlarımda diyor ki ABC üçgeninin kenar uzunlukları arasındaki sıralama aşağıdakilerden hangisine doğru olaraktan verilmiştir diyor. 80, 40 burası 60 olacak. O zaman nedir? En büyük A, sonra B, sonra C. A, B, C diye sıralayacak arkadaşlar. Açılarına göre basit bir soru. Devam ediyorum. En uzun kenar aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Bütün açıları bir yazalım bir. 48, 61 daha arkadaşlar. 109 edecek. 109 edecek. 180'den ben burayı 109'u çıkartırsam, 109'u çıkartırsam 10'dan 9 çıktı. 1 burası 7'ye düştü. 7 aşağı gitti. 71.
Burası arkadaşlar 71 derece. Şurayı silelim. 42, 53 daha 95 derece oldu. Buraya ne kaldı? 85 derece kaldı. 60, 52 daha buraya ne kaldı arkadaşlar? 112, 68 derece buraya kaldı. Şimdi bakalım nereden başlarsanız başlayın. Bu sefer sağdan başlayalım. En uzun burayı gösterdim. Buraya geldim. Burada en uzun kimi gösterdi? 85'in karşısı burayı. BCD'yi. CD midir? Bir de bunun yorumuna bakalım. Burada en uzun burayı gösteriyor. Bakın burada en uzun bu. Sonra burada ama en uzun bu değil. Bu da tutuyor, oku buraya gösteriyor. Buradaki de oku buraya gösteriyor. Okların gittiği yön arkadaşlar, okların gösterdiği, birleştirdiği yön DC kenarı her zaman en uzun kenar olacaktır. Okları takip edin diyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Üçüncü sorum. Üçgende verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Açıları yazalım. 20, 30 daha ne oldu? 50. Burası ne oldu arkadaşlar? 130. Burası 50. Burası ne oldu? 70 derece olacak arkadaşlar. Bakın. 50, 70, 60. Burası 130. Şimdi buradaki en uzun kenar bu arkadaşlar. Buradaki en uzun kenar da bu. Bakın bu burayı gösteriyor. Bu burayı gösteriyor. Şu anda kıyaslama yapma durumumuz yok. BC büyüktür. AC'den 70'i görüyor, 50'yi görüyor. Bu doğru. 2. B'ye bakıyoruz. AD yani AD kenarı büyüktür. BD'den büyük üçgene bakıyorum. AD ve BD büyük üçgene geçtim. AD'nin gördüğü yer 60. BD'nin gördüğü yer büyük üçgende. Büyük üçgene geçelim. 90. AD BD'den büyük olamaz. BD daha büyüktür arkadaşlar. Çünkü büyük üçgeni yorumluyorum şu an. İki ayrı üçgeni geçtim. AC burası AB'den büyüktür diyor. AC arkadaşlar 60 derece, AB 50 dereceyi görüyor. Doğru. BC yani burası büyüktür CD'den arkadaşlar. Bakıyorum. BC CD'den bakın burası 70, burası 20'yi görüyor. Tabii ki burası arkadaşlar daha büyük yeri görecek. Bu da doğru. Peki hangisi yanlış? Geldik arkadaşlar. Büyük üçgendeki AD yani şurası BD'den büyük değildir. BD burada 90 derece olduğu için daha büyük olacak diyorum. Ve geçelim. Üçgen inşa etme, üçgen çizme kuralları. 1. Bunları yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Çünkü tam olaraktan teorik ve pratik bilgiyi size burada vereceğim. Çok kolay olacak bundan sonra sözmesi. Birinci kural arkadaşlar, eğer üç kenarını biliyorsanız bir üçgenin, üç kenarını da biliyorsanız işte 6, 5, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 5 falan neyse. Bunları bir de şunu da unutmayalım. İki küçük kenar bir uzun kenardan büyük olacak. Bunu da unutmayalım. Siz bu üçgeni çizebilirsiniz. Üç kenarını bilebiliyorsanız. Burada sadece bunu sormuyor. Bazen üç kenarını veriyor. Hangisi bir üçgen olabilir diyor. Arkadaşlar bakıyor ki 3 tane kenar verilmiş. Kenar 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 üçgen olur. Ya bir de üçgen olma kuralına bak bakalım. Bir iki küçük kenar diğer uzun kenardan büyük mü acaba? İki kenar ve arasındaki açı bilinirse arkadaşlar burası şu şekilde tamamlanabilir. Diğer şu aradaki açı biliniyor. Bakın bu uzunluk biliniyor. İşte 5 şurası biliniyor. Burayı tamamlarsın, bu üçgeni çizersin. 3 uzunluk var. Bu uzunlukları hiçbir şekilde başka türlü bir yere getiremezsin. Bir üçgen meydana getirirler ve hangi üçgen olduğu belli olur. Bir de bir kenarını ve herhangi iki açısını biliyorsan. Burada arkadaşların bazıları diyor ki hocam iki açı ve ortadaki kenarı bilmen gerekir. Abicim sen üçgendeki iki açıyı biliyorsun. Burayı bildin, 70-60 şurayı verseydi 5 olaraktan diyelim ki. 70-60 daha 130. Buraya ne kaldı arkadaşlar? 50 derece. Al bunu da şimdi bulmuş oldun. Yani herhangi iki açıyı biliyorsan üçüncü açıyı da biliyorsundur demektir. Dolayısıyla hangi iki açı olduğu önemli değil. Püf noktayı burada veriyorum. Herhangi iki açı ve bir kenarı biliyorsan bu üçgeni çizebilirsin diyoruz arkadaşlar. Üç farklı şekli vardı. Kenar kenar kenar. Sonra kenar açı kenar. Sonra açı kenar açı. Başka bir şekilde üçgeni çizemezsiniz arkadaşlar. Bize demiş ki hangileri boyutları belli bir üçgenin inşası için yeterli değildir diyor. Kenar uzunlukları 4, 5, 6. Kenar 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 vermiş. Şimdi bakıyorum 4 ile 5'i topladım. 9 çizebiliyorum arkadaşlar. 6'dan büyük. İki kenarı 4 ve 5 ve bu iki kenar arasındaki açı 60 derece olan aynen çizilebilir arkadaşlar. İki kenar var, arasındaki açı biliniyor.
Üçüncü kenarı vermediği için üçgen eşitsizliğini deneyemiyorum. Bir kenarı 4 ve iki açısı 60-70 olan üçgen bu da çizebilir. Açıları 45-65-70. Hocam ben bunu çizerim. Şöyle olur. Tamam, bu olabilir de bunun kaç katı olduğu belli değil. Bunun iki katı da olabilir, bunun beş katı da olabilir. Üçgen çizmek demek açılarını biliyorsun, kenarlarını biliyorsun ve bu üçgeni hangi boyutlarda olacağı net olarak belli. Burada hangi üçgen olacağı net belli değil. Benzer bir üçgen bu. Küçüğü de olabilir, büyüğü de olabilir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu çizilemez. Dolayısıyla Denizli şıkkı cevabımız olacak. Geçiyorum. Burada iki tane sorum var konuyla ilgili. Sorumuz diyor ki aşağıdaki verilen üçgenlerden hangisi sadece cetvel ve pergel kullanaraktan çizilebilir? Burayı görmek için arkadaşlar ben arka sayfada şunu göstermek istiyorum. Bakın, kenar 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 üçgenlerinde, üçgenleri bildiğimizde cetvelle çiziyoruz. Sonra pergel yardımıyla diğer uzunlukları belirleyip üçgeni çiziyorduk. Cetvel ve pergel kullandık. Sonra arkadaşlar iki kenar ve açı biliyorsak cetvel kullandık ve açı ölçer yardımıyla bakın. Cetvel ve açı ölçer yardımıyla kullandık. İki açıyı biliyorsak yine açı ölçer ve cetvel kullandık arkadaşlar. Demek ki sadece arkadaşlar cetvel ve pergel kullanaraktan kenar kenar kenarı bildiğimiz B şıkkını çizebiliriz arkadaşlar. Diğerlerinde açı ölçer de kullanmamız gerekecektir. Buradaki püf nokta buydu. Dinleyenler burayı kazandılar arkadaşlar. Devam ediyorum. İkinci sorum ne demiş? Yukarıdaki ABC üçgeninde BC kenarı 6 cm ve B açısı 70 derece olduğuna göre bu üçgeni çizebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin bilinmesi yeterlidir arkadaşlar? C açısını biliyorsam iki açı ve kenar sağlar arkadaşlar. AB uzunluğunu biliyorsam iki kenar ve arasındaki açı bu da sağlıyor, tamam mı? AC uzunluğunu biliyorsam bakın bu kenar, bu kenar ama arasındaki açı değil, buradaki açıyı veriyor. Bu yeterli değil. A açısını biliyorsam hocam C'yi de bilmen lazım. Ne demiştim? Herhangi iki açıyı biliyorsan üçgenden üçüncü açıyı bulabilirsin. Yani herhangi bir iki açıyı bilmen yeterlidir. Bu da yeterli olacaktır. AC kenarına vermesi yeterli olmayacaktır diyorum arkadaşlar. Üçgenler konusu burada bitiyor arkadaşlar. 3 video oldu. Açıklama kısmına 8. sınıf matematik ve fen bilimleri derslerini bırakıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.